Merhaba yine ben. Boğmacaya üst solunum yollarına zarar veren son derece bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyonu yol açtığını öğrendik. Şu an çizdiğim resimde enfeksiyon akciğerlere giden ve trake olarak adlandırılan ana solunum yolunu sarmış. Enfeksiyon sırasında buraya zarar veren bakterinin adı Bordetella pertussis'tir. Ve mikroskop altında inceleyecek olursak buna benzeyen bir şey görürüz. Mortadella aslında bu bakteriyi izole etmeyi başaran ilk bilimi insanının adıdır. Adınız bir bakteriyle anılsın ister miydiniz bilmem tabi. Ben istemem. <laughs> Her neyse. Pertussis de Latince'de kuvvetli öksürük anlamına gelir. Bakterinin pertussis olarak adlandırılması son derece yerinde bir karar çünkü boğmacanın en önemli klinik belirtisi şiddetli öksürük nöbetleridir. Türkçede hastalığın boğmaca olarak adlandırılması da öksürükleri takip eden ve hastanın nefes almakta yaşadığı zorluktan dolayı sanki boğuluyormuş gibi sesler çıkarıyor olmasıdır. Bu amacının nasıl bulaştığı ve enfeksiyona bağlı belirtilerin nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlamak için akciğerin bu kısmını biraz daha yakından inceleyip sağlıklı ve normal bir bağışıklık sisteminin bakteriyel bir enfeksiyona nasıl tepki vereceğini inceleyelim şimdi de. Normal olarak solunum yolları ve vücudun geri kalan kısmı arasında bakterilerin girişini engelleyen hücrelerden oluşan bir bariyer vardır. Bu hücrelerin alt kısmında. Değişik fonksiyonları olan değişik bariyer hücreler vardır ama ben şimdi size boğmacanın patofizyoloji ya da fizyopatolojisinde önemli rol oynayan ikisinden bahsedeceğim. Birincisi solunum yollarına doğru uzanan uzun kirpikleri olan hücrelerdir. Bu kirpikler solunum yollarımıza giren mukus ya da yabancı maddeleri süpürmekle görevlidirler. Mukus ise bunlara komşu olan hücreler tarafından üretilir ve amacı solunum yollarını nemli tutmak ve yabancı maddeleri hareketsiz hale getirmektir. Özelliği ne olursa olsun solunum yolunda yer alan hücrelerin hepsi bakterilere ya da bakterilerin salgıladıkları bir şeye bağlanarak bakterileri algılayabilirler. Bakterileri algılayan hücreler bağışıklık sistemine yardım sinyali gönderip bağışıklık sistemi hücrelerinin o bölgeye gelip enfeksiyonla savaşmasını sağlarlar. Bu durumu bir polisin suçluyu yakalamak için merkezden destek istemesine benzetebiliriz. Buradaki akciğer dokusunda makrofaj adı verilen bağışıklık hücreleri vardır. Hemen not ediyorum. Makrofaj Makrofajlar enfeksiyonu bariyer hücrelerden sonra tespit eden ikinci hücreler olup aynen bariyer hücreleri gibi bir yardım sinyali gönderirken özel bir şey daha yaparlar. Bakterileri yutarlar. Şimdi buraya bir bakteri çiziyorum. Makrofajlar bakteriyi tamamen çevreleyerek içlerindeki küçük bir torbaya hapsederler. Bakteri makrofajın içine girdikten sonra makrofajın içindeki kimyasal dolu diğer torbalar bakterili torbaya bağlanarak bakteriyi öldürür. Normal bir bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonu öldürüp temizlemesi bu şekilde gerçekleşir. Ha, durum biraz daha ciddi ise makrofajın yardımına başka hücreler de gelirler. Bu yardım sinyali gönderildiğinde nötrofil denilen başka bir hücre makrofajın yardımına gelir ve bakteri yutmasına yardımcı olur. Nötrofiller dolaşım sisteminde bulundukları için buraya bir kan damarı çiziyorum. Evet. Bir kan damarı. Bu akciğer dokusundaki bir kan damarı. Bu da damar içindeki nötrofillerden biri. Yardım sinyali gönderildiğinde enfekte olmuş dokudaki kan damarları sızdırmaya başlar. Başka bir deyişle nötrofiller kan damarlarında açılan minik deliklerden geçerek dokuya girebilir. Yardım sinyaline cevap veren başka bir bağışıklık hücresi de dendritik hücredir ve bakterinin salgıladığı proteinlerin ya da derinin bir kısmını yutar. Bundan sonra dokudan ayrılıp lenf düğümlerine gelir. Bunu yeşille çiziyorum. Lenf düğümleri oval şekilli ve vücudumuzun çeşitli yerlerinde bulunan organlardır. Görevleri ise yabancı maddeden örnek almış olan dendritik hücrelerin bu yabancı maddeye karşı antikor üretebilecek hücrelerle etkileşime girmelerini sağlamaktır. Antikorlar kanda dolaşıp kan damarlarındaki delikler aracılığı ile enfeksiyon bölgesine gelen etiketlerdir. Enfeksiyon bölgesine geldiklerinde yabancı maddeye yapışarak onları gelip yutacak hücreler tarafından yok edilmeleri için işaretlerler. Yok edilecek maddelerin bulunmasını ve yutulmasını kolaylaştırdıkları için de çok önemlidirler. Boğmaca bakterisi vücudu efektif bir şekilde enfekte edebilmek, bağışıklık cevabını engellemek, yani bulunmasını ve yok edilmesini engellemek için bir sürü protein üretir. Bakteri kirpikli hücrelere yapışarak solunum yolundan atılmasının önüne geçer. Şu an çizmekte olduğum ve bakterinin yüzeyindeki bu sarı protein kirpikli hücrelere yapışır. Bu bakteri için çok önemli bir adımdır. Çünkü eğer bu hücrelere yapışmazsa solunum yolundan atılır ve enfeksiyona sebep olamaz. Bu adım o kadar önemlidir ki bakteri kirpikli hücrelere yapışmak için pertaktin ve ipliksi hemaglutinin isimli iki ayrı protein salgılar. Bu hücrelere yapıştıktan sonra da çoğalıp toksin adı verilen proteinler salgılamaya başlar. Toksin, bulaştığı hücreler için zehirli olan, hücresel fonksiyon bozukluğu ve ölüme yol açan bir maddedir. Trakeal stotoksin, kirpikli hücreleri öldürdüğünde, mukusu temizleyecek bir şey kalmadığı için mukus solunum yollarında toplanmaya başlar. Mukus birikimi de boğmacanın en önemli belirtilerinden biri olan şiddetli öksürük nöbetlerine yol açar. Boğmacanın solunum yollarında kalmasını sağlayan hücreleri neden öldürdüğü tam olarak bilinmese de bakteri bunu alttaki dokulara geçip vücuda daha fazla toksin verebilmek için kullanır. Evet evet doğru duydunuz. Boğmaca daha da fazla toksin salgılar. Bunlar boğmaca toksini. Kısaca da BT diyelim adenilat siklas toksin. Buna da AST diyelim. Bu toksinler bağışıklık sistemi fonksiyonlarının bozulmasına yol açarak sürecin hemen hemen her adımındaki bağışıklık cevabına engel olur. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri aynı olmasına rağmen çalıştıkları uzaklıklar farklıdır. AST en çok boğmaca bakterisinin bulaştığı doku üzerinde etkiliyken BT bakteriden çok uzaklarda bile hala aktif kalabilir. BT ve AST bir hücreyle karşılaştığında hücrenin içine girip normal fonksiyonlarını yapamamasına sebep olur. Örneğin bariyer hücreleri ya da makrofajları etkilediklerinde bu hücreler enfeksiyonu haber vermek için yardım sinyali gönderemez. Yardım sinyali olmadan nötrofiller enfeksiyonun olduğu yere gelemez. Dentritik hücrelerde lenf düğümlerine gidemez. Bu durum vücudun enfeksiyonlarla efektif bir biçimde savaşmasını sağlayacak antikor üretimini etkileyeceği için de oldukça kötüdür. Bazı nötrofil ya da makrofajlar bakteriyi yutmayı başarsalar bile bu toksinler bakteriyi çevreleyen torba ile onu öldürecek olan torbaların bağlanmasını engelleyeceği için bakteriler asla asla ölmez. Toksinler sadece bununla da kalmaz. Kan damarlarının üzerindeki ve nötrofillerin içinden geçebildiği minik delikleri hatırladınız değil mi? Bu delikler bağışıklık sisteminin duruma tam müdahale edebilmesi için çok önemlidir. Ama BT ve AST yüzünden bu deliklerden çok sayıda olması da büyük bir probleme yol açar. Kan damarlarından sızan sıvı dokuda birikmeye başlar ve doku şişer. Bunu bir süngerin suyla şişmesi gibi düşünün. Solunum yolundaki dokuların şişmesi solunum yollarını daraltacağından nefes almak zorlaşır ve boğmaca hastalarında öksürükten sonra gözlenen ve hastanın sanki boğuluyormuş gibi sesler çıkarmasına yol açan durumda bu şekilde ortaya çıkar. Bt bakteriden uzaklaşmasına rağmen canlı kalabildiği için vücut genelinde, özellikle de lenfositler üzerinde ilginç bir etki yaratır. Lenfositler antikor üreten bağışıklık hücreleridir. BT büyüme faktörü gibi davranınca durumun farkına varan lenfositler hızlıca bölünmeye başlar ve kanda çok yüksek sayılara ulaşır. Buna da lenfositosis denir ve özellikle çocuk boğmaca hastalarının lenfosit sayısının normalin 3 katına ulaşmasına sebep olur. Bunun sebebi tam olarak bilinmese de lenfositlerin sayıca bu kadar artıyor olmaları enfeksiyonun ciddiyeti ve kapsamı hakkında oldukça iyi bir fikir verir. Bahsettiğim toksin ve proteinler boğmaca bakterisinin ürettiği tek toksin ve proteinler olmamalarına rağmen boğmaca aşısının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadıkları için bu videoda onlara yer verdim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.